İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size fındığın sadece e, çikolata veya e, iç fındık olarak yenilmediğini e, göstermek istedim. birçok arkadaş e, fındık e, niye para etmiyor, ucuza sattık dediğinde karşı taraftan ilk gelen tepki şu oluyor: e, Ürettiğin fındığın ne kadarını yiyorsun? işte verilen fiyat çok iyi. Şö şöyle böyle vesaire vesaire. Sebepler bize sayıyor. Biz de e, şunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Fındık üreticisi olarak fındık sadece ve sadece e, iç olarak yenmiyor veya bunu e, karamelize ederek veya çikolata veya salelle olarak yeniyormuş gibi bir e, ön yargı var. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. E, rahmetli Erbakan Hocanın dediği gibi fındık eğer e, Yahudilerin elinde olsaydı. Bize bunu eczaneden tane ile satarlardı cümlesinin ne kadar doğru olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün tesadüfi olarak ahırdaki hayvanlara yem almaya gitmiştim. Şunu göz, gördüm bildiğiniz fı, boş fındık bunu ütüyorlar hayvanlara yem yapıyorlar büyükbaş hayvanlara. Tabi bunu isteyen küçükbaşlara da verebilir tavuklara da verebilir. Ee, bunu nasıl kullanıldığını, ne şekilde kullanıldığını e, Termedeki e, biçer ticarete sordum üüten arkadaşa. Arkadaşın dediği şey aynen şu arkadaşlar bildiğiniz boş fındık, e, boş fındığın ama kesinlikle ve kesinlikle fındık zurufu olmayacak. Sadece içindeki kabuk kısmı olacak. Bunu üütüyorsunuz ama toplu şekilde direkt e, diğer yemlerle birleştirmeyin veya içine fındık zırufu olarak birlikte vermeyin ve tam kurumuş olarak öğüttürün. E, fın, ha, e, verdiğiniz hayvana yağ yaptığını, yani ve, e, besiye gelmesini sağladığını söyledi. Bayağı bir e, mineral olarak takviyesi olduğunu, kullanmamızı tavsiye etti. Ve ekstra şunları da sordum. Birçok arkadaş bilmeyebilir veya benim gibi ilk defada görmüş olabilir. E, sizin için araştırdım. Fındık zırufu Üstündeyken yaptığınızda veya yaş olarak yaptığınızda veya e, direkt yemin içine e, ya hazırlattığınız yemin içine koyduğunuzda beklettiğinizde e, yemin içinde küflenme e, diğer bir tabirle diğer bir e, etkende lapa halini aldığını söylediler. Ondan dolayı e, ilk etapta ne kadar kullanacaksanız o kadarı yemin içinde birleştirin. Diğer yemlerin ziyan olmasına, israf olmasına sebep olmayın arkadaşlar. Bunu ben de elimde soba yakmak için kullandığım boş fındıkları götüreceğim, hem deneyeceğim, hem de test etmiş olacağım. Ben de tavuklarım için kullanmayı düşünüyorum. Siz de bu ve bunun gibi ne şekilde kullanıldığını gördüğünüzde video olur, görsel olur, fotoğraf olur bunları çekmeyi, delillendirmeyi size de tavsiye ederim. Fındık sadece iç fındıktan ibaret değil arkadaşlar. Bunu herkese duyuralım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.